Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'et Rusul Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yemen nahşuruhum cemi'an sümme nekulu lillezine eşrekû meşâneküm entüm meşrekâukum fezeyyelnâ beynehum ve kâle şurekâuhum mâ küntüm iyyâna te'budûn fekefâ billâhi şehîden beynena beynekum in künnâ an ibadetiküm legâfilîn. İlâ ahirâ sadakallâhu l-azîm. Yunus Suresi 28. ayetten 36. ayete kadar inşallah okumaya çalışacağız. Önce Allah dostlarından İsmet-i Garibullah Hazretleri'nin sözünden, Risalesinden bir kısım okuyalım. Aziz Esma'ya mazhar düştü eşya, kimi mudil kimi hadi de ihya, odur feal muradi üzre eşya, zuhur itti odur şun Rabbi Ala. Murat Hakk'ın hemen hakka gidelim. Cemal-i Bâkemal'e selam. Aziz Esma'ya mazhar düştü eşya. Aziz kardeşim, eşya Allah-u Teala'nın isimlerine mazhar düştü. Güneş zahir, ışığının vurduğu yer mazhar. Mevla Teala isimleri zahir, o isimlerin vurduğu yer mazhar oluyor. İnsan büyük bir mazhardır. Niçin? Mevla Teala'nın sıfatları insanda zahir olduğu için. Allah-u Teala'nın hayat sıfatı insanda zahirdir. İnsanın bedeni o sıfatın mazarı oluyor. Allah-u Teala'nın işitme sıfatı insanda zahirdir. İnsanın kulağı o sıfatın mazarı oluyor. Allah-u Teala'nın irade sıfatı insanda zahirdir. İnsanın irade cüziyesi vardır. O mazardır. Külli irade Mevla Teala'nındır. Mevla Teala'nın görme sıfatı insanda zahirdir. İnsanın gözleri de o sıfatın mazarıdır. Diğer sıfatları da böyle kıyas edeyim. Mesela üzüm tanesi mazardır. Ne mazarı? Mevla Teala'nın kudret sıfatının tecellisinin zuhur yeridir. İşte buna göre armut, elma, portakal, dağlar, taşlar, yıldızlar, güneş hepsi Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının akis yerleri, zuhur yerleridir. Ya biz demek ki neyle meydana gelmişiz? Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının akisleriyle meydana gelmişiz. Ya bizde tepeden tırnağa demek ki Allah-u Teala'nın hakkı var ha. Elhamdülillah. Hepsi onun ya. Kimi mudil, kimi hadi de ihya. Kimi mudil, dalalete düşürücü ismine mazhar düşüyor. Kimi de hadi, hidayet edici ismine mazhar düşür. Allah-u Teala'nın mudil ismi kimde zahir olsa o kişide içki, kumar, zina, gıybet, her türlü fenalık meydana geliyor, sapıtıyor. Allah-u Teala'nın hadi ismi kimde zahir olsa onda da iman, huzur, huşu, takva, zikir, edep, saygı vesaire bütün iyilikler onda meydana geliyor. Bu kimseyi, bir kimseyi bu kişiyi yani mudil ismine kim koydu? Diğer kişiyi de hadi ismine kim koydu? Kendileri, iradeleri kullandı. Bir çocuk ana rahmine düştüğü zaman 4. ayında o çocuk hakkında 4 şeyin yazılması için Allah-u Teala bir melek gönderir. 1. Çocuğun amelini, 2. rızkını, 3. ecelini, 4. sait veya şakî, cennet veya cehennemli olacağını yazdırır. Bunları melek Allah-u Teala'dan haber alıp yazıyor. Efendimiz buyurdu ki: "Es-sa'idü men sa'ide fi batn ümmihi. Es-şakiyü men şakiye fi batn ümmihi." Sait o kimsedir ki anasının karnında sait oldu. Şaki o kimsedir ki anasının karnında şaki oldu. Yani. Mesnevi sahibi diyor ki onların hali cismin simasından bellidir. Anasının karnındaki çocuğun irade cüziyesi yoktur ki saitliği veya şakiliği seçsin. Denilse, böyle bir itiraz edilse cevap Allah-u Teala ilmi ezelisiyle çocuğun annesinin karnındayken buluğa erdikten sonra ne yapacağını biliyor. O bildiğini yazmış. Yoksa yazdı diye öyle olmuyor. Çocuk irade cüziyesini Allah-u Teala'nın sevdiği yola sarf edecekse melek onu sait diye yazar. Yok çocuk irade cüziyesini Mevla'nın sevmediği yola harcayacaksa onu da şakir diye yazar. Çocuğun üzerinde ana babanın tesiri vardı. Çünkü Efendimiz buyurdu: "Külü mevludin yüle dâle fıtratil İslam illa enne ebevâhu yühevvidâni ev yunasrâni ev yümeccisânihi." Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi veyahut Hristiyan veya Mecusi yapar. Demek ki anne babanın tesiri çocuğun doğumundan sonra başlıyor. Çocuğun irade cüziyesini kullanarak
yaptıklarından mesul olması buluğa ermesiyle başlıyor. Ya Rahman Rahim, cümlemizi, evlatlarımızı, ahvadımızla beraber suedadan yaz, eşkıyadan yazma. Amin. Amin. Tabii ki o yazmaz. Kişi irade cüziyesini kullanarak yazdırır. Bir adama niye kötülük işledin denilse, o da öyle yazılmış, ben de yazdığını işledim, ne yapayım dese, bu olmadığını diyeceğiz, sen yazdırdın. Eğer Allah-u Teala ona verilen irade cüziyeyi kullandırmadan yazsaydı, o zaman suçlu olmazdı. Ama Mevla Teala ona iradesini kullandırdı, onun için bu adam suçludur. Bunun için size bir ayet okuyayım diyor Efendi Hazretimizin sözünden devam ediyoruz. Estağfurullah. Şan Allah li yudilla kamen ba'de iz hedahum hatta yubeyyin lehum ma yettekun. İnne Allah bi kulli şeyin alim. Sadakallah. Allahu Teala insanlara hidayet ettikten sonra onlara sakınacakları şeyleri iyice beyan etmedikçe onları dalalete düşürecek değildir. Şöyle ki Allahu Teala her şeyi tamamen bilicidir. Allahu Teala insana hidayeti koydu, ondan sonra buyurdu ki ben bu işi, şu işleri sevmiyorum, şunları yapmayın, yanaşmayın. İnsan o işleri yaparsa Allah-u Teala'nın mudil ismine düşer. O işlerden sakınırsa hidayet ismine girer. Yeah. Bir vakit Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki ey kavmim, benim Allah'ın size gönderdiği Resul olduğumu şüphesiz bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Hatta ki onlar haktan döndüler. Allah-u Teala onların kalplerini döndürdü. Yeah. Bir vakitte bizim zikrimizden kalbini gafil kıldığımız kimselere itaat etme. Demek ki zikirden yüz çeviren kalbi Allah-u Teala kaydırıyor. Odur feal muradi üzere eşya zuhur etti. Odur çün Rabbi A'la. Feal, mübalağıyla iş yapan odur. Eşya Allah-u Teala'nın muradı üzere zuhur etmiştir. Çünkü en A'la Rab, yüce Rab Allah'tır. Bizim işlediğimiz işlerin hepsini Mevla Teala yapıyor. Peki hani insan irade cüziyesi? İnsan irade cüziyesi hiçbir şey yapamaz, ancak öne geçer. Yaratamazsın yani. Mevla Teala yolları hepten bizim elimize vermiyor ama işin olmasına sebep biziz. İrademizi kullanarak öne geçtiğimiz zaman işte buraya geldik. Mevla da gelmemizi yarattı. Başka yere gitmeye yönelmiş olsaydın oraya gidecektin. Buraya gelemeyecektin. Dolayısıyla öne geçen kim ise o alıyor. Mükafatsa ona, cezaysa ona. Murat Hakk'ın hemen Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Murat Mevla Teala'nın muradıdır. Ancak evvela insanın iradesi işi başlatıyor. Kul kesbedince Mevla Teala da halk ediyor. Yani Mevla Teala buyurmak istiyor ki iradenizi nereye kullanmak isterseniz yaratacağım ama buna mecbur da değilim, istese yaratmam diyor. Yarattığı zaman da sen mesul oluyorsun. İki şey anlatmış oldu orada. Biri mazhar, zuhur yeri. Şu ışık, onun zuhuru burada bak. O ışık buraya vuruyor, burada görüyoruz. Aslı orada. Bizim görmemiz aslı Allah-u Teala'da, isim ve sıfatlarında. Oradan bize geliyor. İşinmemiz öyle, hayatımız öyle, her şeyimiz öyle. Bu alemdeki varlık da Allah-u Teala varlık sıfatından gelen aksisle var olmuş. Allah-u Teala kayyum, her şeyi ayakta tutuyor. O halde bu varlığı, bu vasıflarımızı kendimizden bilmeyelim, Rabbimizden bilelim, inşallah dürüst adam olalım. Ya arkadaşlar. Dersimizin ayetlerine devam edelim. Yunus suresi 28. ayet-i kerime. Estağfurullah. Ve yevme nahşuruhum. Ve yevme o günde nahşuruhum. Onları haşredeceğiz. Ya, kıyamet günü onları toplayacağız cemiyan, hepsini birden topluca toplamış olduğu halde hepsini mahşere çıkaracağız diyor Cenab-ı Hak. Hiç kimse kaçamayacak. Süme nekûlü lillezine eşrekû. Sonra şirk koşan müşriklere Mevla Teala şöyle diyecek: mekâneküm, yerinizde durun bakalım, halinize bakılacak. Entüm sizler ve şürekâküm, siz ve şirk koştuklarınız, durun bakalım, bekleyin bakalım. Fezeyyelnâ, ayıracağız beynihum aralarını, putlar ile ilahlar ile onlara tapınanların arasını kesip ayıracağız, alakayı keseceğiz, artık onlara sığınamayacaklar. Böylece onlara
bağlantıları tamamen kopacak. Başka ayet-i kerime zaten var. وَمْتَازُ الْيَمَّ اَيُّ الْمُجْرِمُونَ Ey günahkarlar ayrılın bakalım. Yasin suresi 59. ayette. Diğer bir ayette يَمَّ يَتَكُمُ السَّاعَةُ Kıyamet koptu vakitte yemiz o günde يَتَفَرَّكُونَ Ayrılacaklar. Ya arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bunları beyan ediyor işte. وَكَالَ شُرَكَاءُكُمْ شُرَكَاءُهُمْ Onların ortak koştuğu şeyler yani tapındıkları kendi ilah demiş bunlar ama onlar bunu kabul etmiyor. Burada şu mana var. Melekler Uzeyr Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve diğer ilim ehlinde olan kimseler bu putperestlerin, hainlerin sözünü reddedecekler. Ma kuntum iyyana ta'budun. Siz bize tapıcı değildiniz. Siz bize tapmıyordunuz. Neden? Çünkü aslında onlar nefislerin arzusuna, şeytanlarının isteklerine tapınıyorlardı. Onları azdıran şeytanın emrini yapmışlardı. Üzeri Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın veya meleklerin bu işle alakası yoktu. Veya putlar, o taştan odunlu olan putlar Allah-u Teala onları konuşturacak. O taşlar konuşacaklar ki o müşriklere siz bize tapınmıyordunuz aslında. Siz kendi nefsinizin hevasına tapınıyordunuz diyerek onları reddedecek. Fekefa billahi şeyden beynena beynekum. Sizinle bizim aramızda Allah şahit olarak yeterlidir. Başka şahide gerek yok. İn künna an ibadetikum legafilin. Muhakkak biz sizin ibadetinizden habersiz idik, razı değildik. Ya melekler, İsa aleyhisselam, Uzeyr aleyhisselam onların bu şekilde davranışından asla razı değil. Ya. Demek ki burada şirk koştukları şeyler melekler, İsa aleyhisselam ve Uzeyr aleyhisselam gibi akıl sahipleri, ilim sahibi olan zatlardır. Onlar diyor bizim bu işten haberimiz yok. Allah şahittir ki bizim bu işten bir haberimiz yok, alakamız yok. Seyekfurûne bi'ibadetihim ve yekûnün aleyhim zıddâ. Bak burada da onların yakında ibadetini reddedecekler ve onlar aleyhine olacaklar. İnkar edecektir yani. Demek ki putlar bile taştan olan şeyler bile konuşup onların ibadetini inkar edecek. Başka bir ayette de iz teberrellezine tübiu minellezi tebeu. Tabi olanlar diğer tabi olduklarından biri olacak. Kimisi de bunlara tabi olmuş. Bunları kendilerine önder edinmiş. Önder edindiği için onların emirlerini tutarak onlara tabi olarak onları kendilerine bir nevi ilah edinmişler. Oraya çıkınca hiç kimsenin bir şey yaramadığını görünce biz size tabi olmuştuk. Şimdi sizden beriyiz diyecekler. Uzağız. Niye? Çünkü cezayı görünce artık oradaki dostluk bir işe yaramıyor. Mevla Teala bu hainlerin şerrinden ümmeti İslam alemi muhafaza etsin. Bunlar kendilerini güzel de gösteriyorlar ha. Yani ehli kitap Yahudi Hristiyan kendilerini güzel gösteriyorlar. Demokratiyiz diyorlar, insancılız diyorlar. Ne bileyim, insan hakları falan filan, hürriyet, zürriyet bir şey diyerek insanları, Müslümanları da aldatıyorlar maalesef. Halbuki az geriye bak. İşte sohbetin sonunda göstereceğim size Marifet dergisi. Avrupa'nın yaptığı katliamları görmek lazım. Ya. Üçüncü dünya ülkede denen Afrika, Uzak Doğu'daki böyle sahipsiz ülkeleri, insanları bundan 300 sene, 4 sene evvel ne yapmışlar? Köle yapmışlar. Milyonlarca insanı köle gibi çalıştırarak, katliam yaparak, onların kanı üzerinden, canı üzerinden sömürerek mallarını, mülklerini, vatanlarını esir etmişler. Bu zenginlik nereden geliyor? Ya Afrika'daki altınları, mücevherleri sömürdüler. Kavucuk, mavucuk gibi madenleri sömürdüler. Ondan sonra işçileri, o köleleri yok pahasına çalıştırdılar. Böylece sanayiyi ayağa diktiler. Şimdi hürriyet diyorlar.
özgürlük diyorlar. Göğe özgürlük hareketlerine destek veriyorlar. Alakası yok. Silah satmak için. Adamları, insanları öldürmek için ortalığı karıştırıyorlar. Dolayısıyla işte o zaman da onlara tabi olanlar biz sizden uzağız deyip onları reddedecek. Hunalike işte orada, o makamda, o dehşetli anda teblu külü nefsin. Her nefis bilecek, anlayacak, haberdar olacak. Ma eslefet, neyi takdim etmiş, ne göndermiş. Yeme tüble serair. O gün sırlar ortaya dökülecek. Tarık suresi 9. Kıyamet suresi 13'te yünebbeül insanu yemezi bima kaddeme ve akar. O gün insan neyi takdim etmiş, neyi geri bırakmış, ne yapmış, ne yapmamış, ona haber verilecek, bildirilecek. Ve nuhrecu lehu yevmel kıyameti kitaben. Ona kıyamet günü bir kitap çıkaracağız. Yelkâhum menşûrâ. Ona açık oldu halde kitap. Ona kavuşacak. İkra kitabek. Kitabını oku bakalım denecek. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ. Nefsin sen aleyhine muhasebeci ola yeter. Bak, o vakitte insan neyi takdim etti, neyi yapmadı, neyi terk etti, hepsini bilecek. Ya arkadaşlar, ona göre ayağımızı denk alalım. O durumda mahcup olacak şey yapmayalım. Yapmışsak istiğfar edelim. Ve ruddu ilallah. Allah-u Teala'ya çevrildiler. Yani Allah-u Teala'nın cezasına, hesabına, huzuruna döndürüldüler. Mevlahumul hak. Allah ki hak olan Mevlaları, Rableridir. Rububiyeti haktır. Ondan gayrısı batıldır. Hak olan Mevla'nın huzuruna, cezasına çevrilecekler. Ve dalle anuhum, onlardan gitti, kayboldu. Mâ kânû yefterûn, iftira eder oldukları şeyler. Yok oldu gitti. Neydi ona iftiraları? İlahları kendilerine şefaat edecekmiş. Onlara niye tapınıyormuşlar? Onlar ortakları Allah'a bunları yanaştıracakmış. Nereden buldun bunu? Allah-u Teala öyle bir fırsat vermedi. Öyle bir delil indirmedi. Öyle bir imkan tanımadı. Şefaat Efendimiz Aleyhisselam'a, meleklere, peygamberlere, salihlere, şehitlere verilen bir haktır. Putlara böyle bir hak yok. Deyince onların amelleri, iftiraları yok olup kaybolacak. Cüneydi Bağdat'ı Kusuru vefatından sonra görülmüş rüyasında demiştir ona ki Allah-u Teala sana nasıl muamele etti? Diyor ki tahat tilkel işaret, şu işaretler, manevi işaretler yok oldu. Ve feniyet tilkel ibarat, şu ibareler, okuduğumuz ibareler, yazılar, beyanlar bitti. Ve öbdiyet tilkel rusum ve gâbet tilkel ulum, şu her türlü marifetlerimiz, ilimlerimiz hepsi kayboldu gitti. Ve mâ nefâna illâ rükey'âtun künnâ nerkâvhâ fîs-seher. Ancak diyor fayda bulduğumuz seherlerde, teheccüdlerde kıldığımız zekatçıklar. Ya arkadaşlar, demek keramet, meramet hepsi bitiyor. Artık ne oluyor? İbadetlerin, ameli salihin fayda vereceği bir hayata geçeceğiz. Cenab-ı Hak önümüzdeki hayatı, kabri ve ahireti hakkımızda en hayırlı şekilde nasip etsin inşallah. Her şey bitiyor. Bu ayette anlaşılıyor ki nefis hevasına tapar. Onun yöneldiği şey Allah'tan gayri hevasıdır, arzusudur. Ona tapınır. Putu mutu niye koyuyor ortaya? Çünkü nefsinin arzusu odur. Nefis öyle bir şey istiyor. Namaz kılmak istemiyor. Oruç tutmak istemiyor. Zekat istemiyor. Değil mi? Haram helal sıkıntısı yok. Yani onlara dayanamıyor. Kalkıyor. Kendine göre bir ilah, bir din, bir anlayış. Bana göre böyle deyip kendine göre haram helal mefhumu tayin etmiş oluyor. Bir insan Allah'a inandım dediği zaman, ya Müslüman dediği zaman, ya Allah'ın kelam sıfatı var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala ilim sıfatı var, kelam sıfatı var. Onun tezahürü Kur'an-ı Kerim. E şimdi bir adam Allah'a inandım dediği halde Kur'an-ı Kerim'i kabullenmiyorsa o adam nasıl bir Allah'a inanmış? İlmi olmayan, kelam sıfatı olmayan bir Allah, haşa sunmaz. Allah'a inandım dediğin zaman onun sıfatlarını da kabullenmiş oluyorsun. Kabulleneceksin. Onun en bariz elimizdeki sıfatının tecellisi Kur'an-ı Kerim. Kelam sıfatı. İlim sıfatının, kelam sıfatının tecellisi. Oradaki hükümlerini de kabul etmiş olman lazım ki Müslüman olasın. E bu işime yaramaz, bu zamanda olmaz, bu acaba böyle böyle deyip kafana göre tevil edersen o zaman
İman nerede kalır? İman olmuş olmaz. Ne olur içinde çıkar. Bazı büyükler diyor ki tırnaklarınla diyor dağı yontman, tırnakla dağı yontup bitirmen nefsin hevasının yok olmasından daha kolaydır. Biliyor musun? Yani, nefis o kadar azgındır, sinsidir. Evet. Allah-u Teala kendisinden gayrısına iltifatı amel edilmesini sevmez. Kalbin de kendisinden gayrısını sevmesini sevmez Cenab-ı Hak. Mevla Teala kalbi kendisi için yaratmış. Sevgi kendisine dönmesi lazım yani. Ha? İnşallah amellerimiz Rabbimize yaptığımız gibi kalbimizdeki sevgiyi de ona çevirmemiz lazım. Muhammed İbn Hasan diyor ki rahmetullah bir gün ara diyor ben Ürdün'de Lübnan dağ tarafında dolaşıyordum diyor. O anda batı bir genç çıktı önüme diyor. Rüzgarlardan, güneşin şeyinden yanmış, kararmış, yüzü kararmış böyle. Beni görünce korktu, başladı kaçmaya. Ben de diyor onu kovaladım, gittim takip ettim. Yetiştim ona dedim, bana vaaz et. Bana bir fayda verecek bir söz söyle. Dedi ki, ihzeruhu, Allah'tan sakın. Feynu gayurun. Çünkü Allah çok kıskançtır. La yuben yara fi kalbi abdi sivahu. Kulunun kalbinde kendisinden başkasını görmeyi sevmez. Para, kadın, şu bu makam falan sevgisini orada görmeyi Cenab-ı Hak sevmez. Çok kıskançtır. İşte bu ancak tasavvufla olabilir. Zikirle, rabıtayla, zikir tokmağıyla kalbine vuracaksın Allah Allah diyerek. Rabıta ateşinde, sevgi, muhabbet ateşinde onu eriteceksin, yumuşatacaksın. Zikir tokmağıyla Allah Allah diyerek kalbe vurarak kalbin pahasını silmen lazım. O halde kul için lazım olan bütün kötü vasıflardan ayrılması, her türlü kirden, manevi kirden yıkanması, temizlenmesi, sağa sola öteye bereye olan alakalarından kopmasıdır. Ancak bu da ancak Allah-u Teala yardımıyla olabilir. Çünkü bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Evet. Fazla demiş ki istigâsetül mahluk bil mahluk. Bir mahlukun başka bir mahluktan yardım istemesi istigâsetül mescûn bil mescûn. Hapiste olan bir adamın imdat istemesi diyor. O da hapiste, hapistesin. Sen ne yapacak? Şimdi bizim halimiz odur. Bu halden kurtulmak için Rabbimize yönelmemiz lazım. İnşallah Cenab-ı Hak razı olduğu amellerle, razı olduğu hallerle kendisine yönelmeyi nasip etsin inşallah. Kul de ki ey Habibim müşriklere men yerzukucum. Şimdi onlar putlara tapınıyorlar. Allah-u Teala'nın müsaade etmediği şeyi kendilerine Rab edinmişler. Kafalarına göre ilah edinmişler. İsa Aleyhisselam bu işten alakası yok. Meleklerin haberi yok. Kendilerine göre onlar put ediniyorlar. İlah ediniyorlar. Onlara de ki ey Habibim men yerzukucum mines semai. Sizi gökten rızıklandıran kim? Bel ardı yerden, gökten yağdırmakla, yerden bitirmekle rızkınızı veren kimdir? Ses yok. Emmen yemlikü sema vel ebsara. Ya da sizi işitici ve görücü kim yapabilir? Sizde kulak ve göz bu vasıfları gördüren, işittiren o vasıfları kim halkedebilir, yaratabilir? Var mı öyle birisi? Hazreti Efendimiz buyuruyor ki Sübhane men bassara bi şahmin. Ya bu et. Göz var ya göz. Bir yağ. Et yağ. O yağı gördüren Allah'ı tenzih ederim ya. Ne yücedir Rabbim. O yağ değil mi? O gözümüzde ne var yani? Bir yağ parçası, bir et parçası. Onu gördüren Allah'ı tenzih ederim, tesbih ederim. Ve esma bi azmin. Kemik. Kulakta bir kemik var. Orasını işittiren. Ve enteka bi lahmin. Et. Dili konuşturan Allah'ımı tenzih ederim, tesbih ederim diyor ya arkadaşlar. İnsanın kulak ve göze daha fazla ihtiyacı var. O yüzden kulak iki tane, göz iki tane, dil bir tane. Demek ki dile ihtiyaç o kadar değil ha. Fazla konuşmamak lazım. Demek kulak ve göz çifer çifer
Dil bir tane diyor bak. O yüzden Cenab-ı Hak iki kulak, iki göz vermiş, bir tane dil vermiş. Bir tane dil başımıza burada bela oluyor. Ya iki tane olsa ne olur? Allah muhafaza. Acayip işte bu tefsir sahipleri bunlar, Allah razı olsun, bunlar bu şeyleri bulmuşlar. Bize lazım olan şeyleri bulmuş, yazmışlar. اَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ Şimdi bunların için söylüyor Cenab-ı Hak. Size gökten yağdıran, yerden bitiren kim? Size kulak veren kim? Göz veren kim? اَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ Ölüden diriyi çıkartan kim? Ölü yumurtadan diri tavuk çıkıyor. Ölü meniden insan diriliyor, çıkıyor. وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ Diriden de ölü çıkarıyor. Canlı tavuktan ölü yumurta çıkıyor. Ne değil mi? Dolayısıyla bu durumları bu şekilde acayip halde devran ettiren kim? اَمَنْ يُدَبِّرْ الْاَمْرِ Bütün bu işleri, yücelerde olan, yüksekte olan işleri, aşağıda olan işleri, maddi, manevi, ruhani, cismani, bütün fiilleri tedbir eden kim? Sor onlara. Cevap, سَيَكُولُونَ Elbette diyecekler. Allahu, Allah'tır. Ona da diyorlar onu. Müşrikler Allah der ha. Müşrikler Allah der ama bizim laikler, ateistler Allah demezler. Ama sıkıştığı zaman bakalım ne yapacaklar? Mecburen diyecek, başka çaresi yok. O halde fekul de ki Habibim onlara efela tettekun hala da nasıl sakınmıyorsunuz şirkten he? Daha şirkten niye sakınmazsınız? Aklınızı başına toplayın yani. Kul huvellezî enşeeküm de ki ey Habibim o sizi inşa eden, ilk yaratan ve cealeleküm's sem'a sizin için kulak yaptı ve lebsara göz yaptı vel ef'idete kalp kalilen ma teşkürün çok azıcık şükrediyorsunuz. Mülk suresi 23. Enam suresi 46'da kul ereytüm de onlara ki haber verin bakalım söyleyin bakalım yine hazallah sem'aküm kulaklarınızı Allah Teala alsa köre sağretse ve ebsareküm gözlerinizi alsa gözünü köretse ve katem ala kulübüküm kalplerinize mühür vursa men ilahun gayrullah yetiküm bih Allah'tan başka bunlar getirecek bir ilah var mı? Yok. Halde o zaman Allah'tan başkasına niye dönüyorsunuz, tapıyorsunuz? Neden Allah'tan başkasına Rab diyorsunuz ha? Ya. Fezalikum işte size işaret ediyorum ve bu meseleyi hatırlatıyorum ki Allahu işte şu şeyleri yapan Allah'tır. Rabbukum sizin Rabbinizdir. El hakku hak olan, rububiyeti sabit olan, ondan başka ilah olmayan hak Rab odur. Zalikum işte bu bize hitaptır, müşriklere hitaptır ki işte Allah'ınız budur. Yani göz veren, kulak veren, ölüyü dirilten, diriden ölüyü ölüden diri çıkartan odur. Fema za ba'del hakkı artık haktan sonra yok illel dalal ancak sapıklık vardır. Hakkı bıraktıktan sonra artık ne var? Dalalet var. İşte Kur'an'dan ayrıldıktan sonra ne var? Sapıklık var. İsterse demokrasi olsun, ne olursa olsun Kur'an'dan ayrıldıktan sonra sapıklıktır, dalalettir, helaktir. Fenna tusrafun. Nasıl döndürülüyorsunuz tevhidden, Allah kulluktan dönüp şirke, putlara yöneliyorsunuz? Nasıl olup da Allah'ın yolundan çıkıyorsunuz? İyi düşünmek lazım. Efendimiz bunları çok acayip anlatırdı. Sohbetlerine katlanabilir. Sabahleyin diyor adam almış pamuk gibi ekmekleri, sıcak sıcak ekmeği alıyor, sofraya oturuyor, reçeller, peynirler, ballar, yağlar, tereyağları, nimetler, sucuklar falan yiyor. Mideyi şişiriyor sonra Allah'a asi oluyor, kahrolsun şeriat diyor. Ya bu adam şimdi Allah'a ne yapar? Ne yapması lazım? Bizim elimizde olsa vereceğiz cezasını fakat bizim vereceğimiz ceza ceza değil. O adamın cezasını ancak Allah-u Teala verir ahirette. İşte onun yapacağı, yaptığı zındıklık, yaptığı nankörlük o kadar büyük ki onun dehşetini Allah-u Teala ahirette gösterecek. Kezalke işte böylece hakkat kelimetu rabbike Rabbinin hükmü, kazası hak oldu. Sabit oldu alellezine fesaku fasıklıkta devam eden, dinden çıkmakta, haddi aşmakta
inat eden kişiler üzerine Allah-u Teala'nın bu hükmü sabit oldu. Nedir o? Ennem onlar la yu'minun, iman etmeyecek. Buna mezire başka bir ayet-i kerime var. Kalu dediler, bela evet, kabul ettiler. Hepsini Allah yapıyor, kabul. Velakin hakkat kelimetül azab alel kafirin. Fakat kafirler üzerine Allah'ın azap kelimesi hak oldu. Ne yapalım? Ya. Görüyor musun? Mecburen bunu kabul ediyorlar. Bile bile gidiyorlar ya. Nefisleri bırakmıyor işte. Kuldaki hel min şurekaikum, ortaklarınızdan var mı? Başka bir akli misal. Mevla Teala onları sanki uyandırmak için bir sürü ayet indirmiş ama adamlar uyanmıyorlar. Onlara sor ey Habibim. Hel min şurekaikum, ortaklarınızdan var mı? Men o kişi ki yebdeul halka, halkı ilk yaratan. Yani yoktan var eden var mı? Yok. Sümme yu'iduhu, sonra onu öldükten sonra tekrar diriltecek. Var mı böyle birisi? Yok. Kul de ki abim, Allahu yebdeul halka, Allah halkı ilk yaratandır. Sümme yu'iduhu, sonra onu tekrar diriltecektir. Fe enna tufekun, nasıl döndürülüyorsunuz? Nasıl haktan çıkıp batıla döndürülüyorsunuz? Gördün mü sen? Bir tane kum tanesi yaratan yok. Bir tane üzüm tanesi yaratan yok. Bir tane buğday tanesi yaratan yok. Sadece Allah-u Teala. Tırnağımızı uzatan O. Kıllarımızı, cildimizi, her şeyimizi mükemmel şekilde yürüten O. İbadet o zaman kim olacak? Ona olacak işte. Şükür ona olacak. Tazim, hürmet ona olacak. O yüzden her nimetini gördüğün zaman tepeden tırnağa Rabbini unutma. Mevla Teala gözümüzün önünde bizi öldürüyor, diriltiyor, uyutuyor, kaldırıyor, yediriyor, içiriyor. Nimetlerini baştan aşağı bize akıtıyor. Karşılığında para mara istemiyor yahu. Secde edin diyor. Beş vakit namazınızı düzgün kılın. Bu nimetleri benden bilin diyor Cenab-ı Hak. Kuldeki hel min şurekâküm, ortaklarınızdan, o putlarınızdan var mı? Men o ilah ki yehdi ilel hakkı, hakka hidayet edecek. O putlar kendisi bir kere hidayet değil ki. O tahtalar, taşlar ne bilsin? Başkasını hidayet edebilir mi? Edemez. Kuldeki Allah yehdi ilel hakkı. Allah hakka hidayet eder, yol gösterir, yaratır. Efemen yehdi, başkasını hidayet eder mi ilel hakkı, hakka? Efemen yehdi ilel hakkı, hakka hidayet edebiliyor mu başkasını? Hakku talak olsun, en yütteba, tabi olunmaya talak olsun. Hem yoksa men la yehdi, hidayet edemeyen mi? Yani efemen yehdi ilel hakkı, hakka başkasını hidayet eden mi? Hakku daha layıktır en yütteba, tabi olunmaya. Hem yoksa men la yehdi, yehdi hidayet edemeyen mi? Tabii ki başkasının hakka hidayet eden ibadet edilmeye daha layıktır. Yani demiş ki Cenab-ı Hak ki ben herkesi dilesem hidayet ederim. Doğru yola alırım, hidayeti yaratırım. Beni bırakıp da kendisi hidayette sebep olamayan, yaratamayan kişiye mi tapacaksınız diyor. Ya. İlla en yuhta, ancak hidayet olunması müstesna. Başkasını hidayet edemiyor ama Cenab-ı Hak onu hidayet etse kendisi Allah'ın hidayetiyle hidayet bulacak. Başkasına hidayet veremeyen kişiye mi tabi olacaksınız? Dolayısıyla putlar cemaattir, katı maddelerdir. Onlarda bir varlık yok. Onlarda bir kudret yok, tasarruf şeyi yok, tesir gücü yok. Onların hidayet etme imkanı yok. O halde onlardan hidayet beklenmez. Ve ma aleyküm keyfe tahkümün. Ne acayip, size ne olur ki böyle acayip hüküm veriyorsunuz ya? Ne saçma sapan hüküm veriyorsunuz? Hidayet edemeyen, kendisi hidayete muhtaç olan bir şeyi kendine ilah edinmiş, onun vereceği hidayetle göğe memleketi düzeltecek, insanlığı düzeltecek, insanlara hidayet yolu gösterecek. Ya kendin bir kere hidayete muhtaçsın. Kendi gittiğin yol bir kere yol değil. Avrupa'nın yolu yol olsa Avrupa'da bir kere huzur olur. İnsanlık olur. Yaşlandın bir adam doğru huzur evine, huzursuzluk evine, yaşlı evine. Ne olacak? Başka geçen bir adam bir tanesi 8 senedir beni kimse gelip arayıp sormuyor diyor. Hemşerim senin 8 senedir aramıyor ama adamlar Avrupa'da 80 senedir arayıp sormuyorlar. Ya, öyle mi olacağız?
8 sene, belki de 100 sene aranın sorulmayan adamlar var. Ömür boyunca sahipsiz kalmış insanlar var. Niye öyle? Çünkü herkes madde madde, para para, dünya dünya, ana babaya, büyüğe saygımayı kalmadı. Örnek çünkü Avrupa. Öyle ne olacak o zaman? Onlar gibi olacak işte. Yaşlandığın zaman sahipsiz kalacaksın. Niye Avrupa'ya uydun? Allah-u Teala sana evlat verdi. Evlatı Allah rızası için yetiştirirsen o da seni Allah için sever inşallah. Ve ma ette bu ekserihum, bu kafirlerin ekserisi tabi olmuyorlar illa zanna. Ancak zanlarına, zan hayal. İnne zanne muhakkak zan la yuğni min hakkı şeyen. Hak'tan bir şeyi ifade etmez. Zan, tahmin bir işe yaramaz. İnnellâhu alîmû bimâ yef'alûn. Allah-u Teala yaptıklarını bilir. Ne yapıyorsalar onu ziyadesiyle bilir. Bu işte zannına tabi olanlara tehdittir. Niye zannına tabi olursun? Çünkü yaptığın yanlışı Cenab-ı Hak biliyor. Bazı büyükler diyor ki size bir takım vasiyetlerim var. La yarifa illa men akale ve cerrebe. Bunu ancak aklını kullanan ve tecrübeden bilebilir. La yuhmiluha illa men gafele fe hacebe. Bunu ancak gafiller ve perdeli olan, perde gerisinde kalan, nasipsiz olan kimseler ihmal eder. Şu ilmi ma mütekebbir ve la sahibi bidat ve la mukallit. Kibirliden bu ilim alınmaz. Bidat sahibinden, bidatçıdan bu ilim alınmaz. Mukallitten, cahil taklit eden kişiden bu ilim alınmaz. Kibirliden alınmaz. Niçin? Feynnehu ukalun an fehmil ayeti vel iber. Çünkü o ayetleri anlamaktan, ibretleri anlamaktan bağlanmıştır. Kibir sahibi ayetlerden asıl manayı anlayamaz, ibret çıkaramaz. Bidat sahibi ise o da bidat ne yapar? Kişiyi, sahibini büyük bir belaya sokar. Bidat neydi? Hak'tan, sünnetten ayrılmaktı. Sünnetten ayrılınca ayetlere ters mana verir, büyük belaya düşer. Taklitçi olan cahil, o da kastedilen manaya ulaşmayı elde edemez. Çünkü onun ilmi yok. O sadece kuru kuru bir taklit işindeydi. Dolayısıyla bu ilim böyle insana da alınmaz. Ancak insan aklın nuruyla, burhanla, delille ve gerçekten sünnetini yaşayan alimlerin ifadeleriyle bu ilmi öğrenmesi lazım. Dolayısıyla takva sahibi olan ariflerden, alimlerden bu ilim alınması lazım diyorlar. İman insanın kalbinde zahir, sırf kalbinin dışında zahiri kalpte olsa o kul ahireti de dünyayı da sevmiş olur. Yani zahir kalpte, sırf kalbin zahirinde kalan iman hem dünya hem ahiret sevgisini beraber alır. Bazı kere dolayısıyla adam Allah ile beraber olur, bazı kere nefsiyle beraber olur. Çünkü niye? Onun imanı surette kalmış. Ama iman kalbin batınına tam içine girerse o zaman dünyaya kızar, dünyadan kaçar, hevasını bırakır, Rabbisine yönelir. Ve Cenab-ı Hak onu ilahi cezbele çeker. İnşallah kamil bir müşride ulaşırsa iman hakikatine kavuşur. Tabi bunun da şartlarından bir tanesi de hilaf-ı cins olanın sohbetinden sakınmak. Yani ehl-i sünnet olmayan kişinin sohbetinden sakınman lazım. Çünkü onun bidatçının sözü tesir eder. Sendeki sermayeyi sana yitirir, kaybettirir. O halde heva ve nefsinin peşine koşanların yanında oturma diyor. Oturma münkir ile yeme sancı diyor. Ehlullah. İnkarcı otursan sana sancı olur ha. Sana atar bir pislik, manevislik. Sancı olur, sancı. Ya. İbrahim Aleyhisselam o putları biliyorsunuz ne yaptı? Kırdı. Dedi onlara ki ya bu etabudune ma tenhetun. Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz ya? Vallahu halakaküm ve ma tamil. Allah sizi de yaptığınızda yaratıyor. O putları da Allah yarattı. Nasıl oldu putlara elle yonttuğunuz şeyleri tapıyorsunuz? Diye onları haşladı. Dediler ki ey İbrahim sen bizim ilahlarımızı mı yeriyorsun, kınıyorsun ha? Sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir daha konuşma dediler. Dedi ki siz görürsünüz. Gittiğiniz zaman şeye ben sizin ilahlarınıza bakın ne yapacağım dedi.
ona gittiler toplantı günlerine, bayram günlerine, neyse artık merasimlerine. İbrahim Aleyhisselam da ne yaptı? Puthaneye girdi. Putların bulunduğu depoya, merkez depoya girdi. Ana merkeze. Aldı ne baltayı, kırdı geçirdi hepsini. Götürdü baltayı, en iri, büyük olan putun boynuna taktı. Geldiler, ibadet yapacaklar şimdi. Baktı, aa putlar darmada. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Nasıl oldu? Diyorlar ki, bazıları diyor ki, ya İbrahim diye bir çocuk vardı. Bunlar aileyle konuşuyordu. Olmasın. Çağırın şunu, getirin. Koşun diyor, koşun. Yardım edin, ilahlarınız yardım edin. İlahlar buraya yardıma muhtaçsa, kaldır at çöpe gitsin. Getirdiler onu. Çağırdı, getirdiler. Sen mi yaptın? Bana ne soruyorsunuz? Baksana, büyüğün boynunda balta. Ona sorun. Ya dediler, bunlar bir şey yapamaz ki. Bunu nasıl vursun, o baltayı tutamaz falan. Yuh size dedi ya, bir şey yapamayan putlara mı? Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz ya? Üffün leküm ve lemâ te'abudu min dünillâh. Size de Allah'tan gayret taptığınız o putlara da yuf olsun be dedi. Bunlar bana hakaret edince çok kızdılar. Sen mi bizim ilahlarımıza böyle laf atıyorsun? Seni yakacağız dediler. İşte Nemrut ne yaptı? Senelerce odun toplattılar. Senelerce bir insan yakacaklar, kafaya bak. Senelerce odun topluyorlar. Ne kadar hırsları var. Dağ kadar odunu yığdılar. Verdi ateşi. Ateşi verince şimdi koca bir ateş oldu, yanaşamıyorlar. Nasıl yakacaklar şimdi İbrahim? Oraya kendileri yanaşamıyor ki. Şeytan ona akıl öğretti işte. Yani mancınık yaptılar. Dağın tepesine bir yere sütunları diktiler. Mancınık kurdular. Oradan uzaktan, bir kilometre uzaktan belki de, onu oraya savuracaklar. Görüyor musun? Yani. O zaman da mancınık havan varmış yani. Mancınık topu varmış. Yeni değil yani. Bu icatlar çoktan vardı. Bakma, bunlar onu ekleye gidiyorlar. Neyse, atıyorlar. Ateşe savuruyorlar. Havada gidiyor. Giderken Cebrail Aleyhisselam koştu geldi. Ey İbrahim, bir isteğin var mı? Emma leke fela. Sana ihtiyacım yok. Sen de benim kulsun. E peki Rabbine ihtiyacın yok mu? Rabbime ihtiyacım var ama Rabbim benim halimi bilmiyor mu? Biliyor. O zaman bilmesi istememe gerek bırakmıyor. Biliyor musun tevekkülü? Mevla Teala'nın çok hoşuna gitti. Ateşe emretti. Küni berden ve selamet. Ala İbrahim. Soğuk ol, çok da soğuk olma. Selametli ol. Çok soğuk olsa dondurur. Çok selametli oldu. Ateşin içine indi. Gül bahçesi. Şaşırıyorlar, yaşıyor. Onu diyorlar, görüyorlar ha. Oradan çıktı. İnni zahibin ila Rabbi sehti. Ben de Rabbime gidiyorum. Rabbimin razı olduğu yere diyerek oradan çıktı. İşte Şam tarafına doğru hicret etti, geldi. Ya. Lüt Aleyhisselam onun akrabasıydı, onunla buluştu. Cenab-ı Hak ondan sonra işte İbrahim Aleyhisselam'a ne yaptı? Evlat verdi. Ya. Öbür kavim ne oldu? Helak oldu. Çünkü onlar Rabbinle savaşacağız dediler. Cenab-ı Hak da onlara ordu gönderdi. Sivrisinek ordusu. Hepsini helak etti. En son bir sivrisinek de Nemrut'un kulağından girdi. Burnundan kulağından girdi. Kafasının içine oturdu. Orada sivrisinek ne yapsın? Dolaşıyor. Dolaşırken kafada, beyinde dolaşıyor. Düşünsene. Ne oluyor falan, kafayı vuruyor. Vurunca duruyor. Biraz sonra daha fazla dolaşıyor. Bu sefer biraz daha hızlı vuruyor. Bak şimdi cezaya. Bu meğersem bu hain, bu kafir, gelen halktan gelen insanları huzuruna aldığı zaman onların kafasına vurdurmuş. Tutarmış böyle tokmakçı. Gelenlerin kafasına vurdurmuş. Kaç kişinin kafasına ne kadar vurmuşsa onları işte bu şekilde vura vura bir adam tuttular. O sinek zıldı ettiği zaman kafasına vuruyor tong. Vuruyorlar. Kendine geliyor. Biraz dinleniyor falan. En son baktık ki o tokmaksa olacak gibi değil. Biraz fazla vurunca tokmağın kafasına geberdi gitti. Kendi adamlarını öldürdü yani. Böyle Cenab-ı Hak yaptığı hileyi kendi aleyhine çevirerek o kafiri def etti. İşte bak, putçuların sonu böyle. Ya. Bir sivrisinekten bile onu kurtaramıyor. Böyle olduğu halde Amerika'nın putu, Avrupa'nın putu, dünyacıların putları var. İşte o put kendi nefsinin arzusu. O keyfine göre yaşama tutkusu işte. Onun için bir kalkan koymuş. Demokrasi, hürriyet, zürriyet falan filan, ilerici falan. Asıl şeyler. Asıl derdi nefsi işkembesi. O yüzden hiçbir laiklük adam boşuna konuşmasın. İşin gücün senin, ilahın nefsindir de ona.
Ateist, mateist. Senin ilahın var. İlahsız değil o. Onun ilahı nefsi. Arzusu, zevkleri, hoşuna giden şey onun ilahıdır. Onu yapıyor işte. Onun peşine gidiyor. Ona tapınıyor. O yüzden ilahsız kimse yok. Hak ilah Allah-u Teala'dır. Rabbimizdir. Kainat sahibidir. Ondan gayrısı batıl ilahlardır. Onun peşine gidenler de batıldır, haindir, kafirdir. Allah hidayet versin. Hadis-i şerif okuyorduk. Ana Ayşe de radıyallahu anha, Ayşe validemizden rivayetle sormuş Ayşe validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, taun hakkında bana bilgi verir misin? Buyurdu ki innehu azabun. O bir azaptır. Yebasullahu ala men yeşâ. Allah-u Teala dilediği kimselere onu gönderir. Taun, veba. Kolera yani. Ve innallâh cealehu rahmetil müminin. Allah-u Teala o veba, kolera gibi salgın hastalığı müminler için rahmet yaptı. Yani ölen şehittir. Lese min ahadin yakav taun. Hiç kimse üzerine taun vakı olmaz ki. Ve yemküsü fi beledi. O beldede durur, bekler. Sabrın sabit halde. Muhtesiben sevabında Allah'tan umduğu halde durursa ya alem biliyor ki enne la yusibuhu, biliyor ki ona isabet etmez illa ma keteballahu lehu, ancak Allah'ın yazdığı isabet eder. İşte salgın hastalık oluyor diyelim. Ekseri nezle, grip değil mi oluyor? Salgın herkese vuruyor mu? Vurmuyor. Hastalık herkese vursa evvela doktorlara vurur. Evvela hemşirelere vurur. Yok. Demek ki kime yazılmışsa ona vuruyor. Böyle bilerek o vebanın olduğu yerde durursa oradan çıkmak doğru değil. İlla kâne lehu mislu ecri şehidin. Ancak onun için şehit mükafatı olur. İşte Ayşe validemiz bunu sormuş, cevabı almış. O yüzden veba, kolera gibi salgın hastalık olan yerlere girmeyin diyorlar. Oradaysanız çıkmayın diyorlar. Ben hatırlıyorum İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlar Bayrampaşa'da kolera olmuştu. Orayı karantinaya aldılar. Bayağı zaman oraya giriş çıkış yasaklandı. Ya. 80'den evveldi. 73'lerde mi neydi? Neden? Pislikten. Çöpler atılıyor. Şimdi sanki çok mu temiz? Adam 5. kattan aşağı çöpe atıyor. Küt. Bunlar ilerici. Ya bir Müslüman bunu yapar mı? Bir adam evinin içine atar mısın? Atmazsın. Yola nasıl atıyorsun? Yol senin evinin aynası değil mi? İşte eğitim yok. İnsanları eğitime diye bir dert yok. İnsanları kandırma, aldatma, habire mesaj gönderiyorlar. Şuna 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 evet de al sana 10 kontür. Şunu şunu şöyle yap, şu kadar bilmem ne. İşi gücü kumar. Bütün milleti böyle kumarbaz ettiler. Göndersene bir mesaj. Arkadaş abdest aldın mı? 15 dakika sonra namaz var. Türksel, duyuyor musun beni? Vodafone. Göndersene mesaj yahu. Arkadaşlar biraz sonra yatsı namazı var. 15 dakika abdestinizi aldınız mı? Hanımlar başörtünüzü takın. Faizi bırakın. Var mı böyle bir mesaj? Geliyor mu size? Bana gelmiyor. Ya nereye gidiyoruz anlıyor musunuz şimdi bak? Hayatımızdan belli yamukluğumuz. Hayatımızı düzeltelim. Cenab-ı Hak düzgün mesajlar gönderir inşallah. Bu da böyle. Yani Abdullah radıyallahu anh, Abdullah radıyallahu anh diyor ki, kale diyor ki, kendi sanki ben enzuru bakıyordum. Bakıyorum sen şu anda sanki görüyorum. Bak rabıta. Rabıta inkar edenlere binlerce delil, anlamazsa olurlar zelil zaten. Bir kere rabıtanın en büyük delili Kur'an-ı Kerim'in tamamı. Bu Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Aleyhisselam okumuş değil mi? Ona geldi bu. Onu okudu. Nasıl okudu ya? Kur'an okurken buyuruyor ki ağlayarak okuyun. Efendimiz Aleyhisselam nasıl okudu? İşte onu taklit etmem bile rabıtadır işte. Nasıl namaz kıldı? Şöyle secde etti. Böyle rükû etti. Bu da taklit değil mi kardeşim? Bu da onun hareketlerini taklit değil mi? Evet bu da rabıtada. İşte mürşidin bunu en iyi biliyor. Niye? Çünkü alimdir. O mürşidinden öğrenmiş. O da alim. Böyle böyle Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyor. Dolayısıyla bir sıradan bir Müslüman ilmi de olmasa bir alimi taklit ederse doğru cennete gider. Men kallede alimen lakiyallah salime diyorlar. Alim ama öyle kıvır zıvır alim değil ha. Bugünkü ilahiyatçılar gibi değil. Bugünkü televizyon fitnebazları gibi değil ha. Onlar alim değil. Onlar zalim. Alim demek ilmiyle amil olacak. Ya şimdi okuyacağım size onları. Sanki bakıyordum.
ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakıyordum. Yahki anlatıyordu, ne bileyim bir peygamberi, minel enbiya peygamberlerden. Darabehu kavmuhu, o peygambere kavmi vurmuş, savaş olmuş. Ona karşı asi olmuşlar. Fe'edim mevhu, onu yaralamışlar, kana bulandırdılar. Ve yemseud deme anveci, yüzünden kanı siliyor o peygamber. Onu bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu. Ben de o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı hali gözümde canlandırıyorum. Ve yekul, o peygamber diyormuş, Allah'ım mağfir li kavmi, Allah'ım kavmi affeyle, fe innum la ya'lemun, çünkü onlar bilmiyorlar. Ya arkadaşlar, bütün peygamberler böyle rahmettir. Onlara lanet beddua etseydi helak olacaklardı. Onların helakı için beddua etmemişler. Cenab-ı Hak o rahmetten bize son derece istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Marifet dergisi. Efendimiz Hazretimizin hizmetçileri, etrafındaki olan hizmet ehli bu dergiyi çıkarıyor. Biliyorsunuz daha evvel buradan Arifan dergisinde böyle tanıttık yani. Bizim vazifemiz hizmetlere destek olmaktır. Hepsi lazım. Herkesin vazifesi vardır. Herkes kendi vazifesini yapacak. Bu da evvela Efendimiz Hazretimiz adına bir vakıf kurulmuş. Biz de aynı ismi taşıyoruz elhamdülillah. İsimlerimiz aynı. Mevla ayırmasın. Müceddit Mahmud Efendi Vakfı, vakıf senedi var burada. Bizim de Kur'an ve Sünnet Müceddit Vakfı. İnşallah Efendi Hazretimizin şemsiyesi altında Cenab-ı bizi muvaffak eylesin. Bu vakfın senedini bir okuyun. Burada Efendi Hazretimizin hayatı, mücadelesi, davası ve bütün meşayihtin pek çoğun ismi zikredilmiş. Bu hizmeti yürüten Mahmud Efendi Hazretleri'nin hizmetinin yürümesinin devamı için bu yola katkıda bulunmak için bir vakıf kuruldu. Ya Mevla Teala kıyamete kadar baki eylesin inşallah. Amin. Ondan sonra Efendi Hazretleri'nin sohbeti var. Orada al oku. Sohbetlerinde çok acayip şeyden bahsediyor. Yani Müslümanlıktan büyük bir şey yok. Bırak rütbeleri. Hakiki Müslüman ol. Zahiren ve batınen Müslümanlıktan büyük bir şey yok. Firavun ahirette diyecek ki, keşke dünyada eşek çobanı olsaydım da Allah'ın yolunda olsaydım. Ne yapacaktım rütbeyi, riyaseti, köşkü? Bunlar beni Allah'a asi etti. Keşke hamal olsaydım, hiç olmazsa edebimi bilirdim. Böbürlenmezdim, rütbem sebebiyle cehenneme girmezdim. Bu şekilde pişman olacak. Bu mekteplerde okunanlara, yüksek tahsil diyorlar ha, en büyük iftira. Alçak tahsile yüksek tahsil diyorlar. Asıl yüksek tahsil, şimdi sizin elinizde olan bu Kur'an tahsilidir. Ona sarılın diyor Efendimiz Mahmud Efendi'dir. Yani. Rütbetül ilmi a'la rütbe. Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir Hazreti Şerif. Ona yapışın. İlim Rabbimizin en çok sevdiği sıfatıdır. Allahu Teala Davud Aleyhisselam buyurdu ki, ey Davud, ben ziyade bileceğim ve her bileni severim. Ben ziyadesiyle ilim sahibiyim. Her ilim sahibini severim. Burada Efendimiz Hazretimizin hanesinden bahsediliyor. Ziyaretlerden bahsediliyor. Yeni söylediği sözleri var. Kibirli adam sevilmez buyurmuş. Her lezzetin sonunda bir tarlık vardır. Bir namaz 1000 sene yaşamaktan daha hayırlıdır. Böyle acayip konular var. Üsame Rifai Hazretleri gene girmiş, sohbet etmiş galiba, onu yazmışlar. Sahte alimler. Onu diyecektim size, bak burada gerçek alimlerden de bahsediyor. Sahte alimlerden de bahsediyor. Ya. Nebi sana buyurdu ki, bir kula ilmi ile neler yapıp yapmadığı sorulmadıkça onun ayakları kaymaz, yerinden kımıldayamaz. Kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye ya da çağırdığı şeyi kendisi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Görüyor musunuz? Cennette olanlar cehennemde bulunanlara şöyle seslenecekler. Hangi sebepten dolayı cehenneme düştünüz? Vallahi biz sizden öğrendiklerimizi yapmakla cennete girdik derler. Onlar der ki, biz anlatıyorduk fakat bildiklerimizle amel etmiyorduk. Görüyor musunuz? İlim demek ki ne olacak? Yaşanacak. Yaşanmayan ilim bir işe yaramaz. Ya. İnşallah bu bayağı konular var. Ondan okuyun, istifade edin. Biz de size bunu tanıtmış olalım. Bizim yazımız da var burada elhamdülillah. Biz de adam yerine sahip şey yaptılar. Burada bak, batının makyajlı
Makyajlı patının gerçek yüzü. Bir iki tanesini okuyayım size de aklınız başınızdan çıkmasın, dikkat edin. Aklınız başınızdan çıkmasın, bu kafirlerin yaptığı şeylere bakın. Kolonileştirmenin ve sömürgeciliğin kurucusu ve ilerleticisi Batı'dır. Batı'yı temsil eden Avrupalıların Afrika kıyılarına yerleşmeleri ya zorla ya da himaye gibi çeşitli anlaşmalarla kandırarak olmuştur. Batı, Güney ve Doğu Afrika kıyılarında Avrupalıların yerleşip sömürge ve köle düzeni kurmasına karşı çıkan yerler şiddetle ve kanlı biçimde etkisizler girmişler. Bugün Namibya, 1884'te Almanlar işgal ederek sömürge yapmışlardır. 1903'te oradaki Herero denilen yerli halk sömürge idaresinin zulümlerine karşı baş kaldırmış. Bunun üzerine 1906'ya kadar süren bastırma hareketlerinde Almanlar 65 bin zenciyi kadın çocuk ayırt etmeden boğazlamışlar. Hollanda 1600 yılların başlarında 1872 yıllarına kadar yaklaşık 270 yıl boyunca köle ticareti yapmış ve bu işte uğraşmış bir ülke. Köle ticareti için 1621'de Hollanda Hindistan'da şirket kurmuş. Atlas Okyanusu'na bakan Afrika'nın sahillerindeki bugünkü Ghana yakınlarında yapılan köle ticareti kaleleri, oraya kale kurmuşlar. Hala orada ayakta durmaktadır. Burada Hollanda Krallığı tarafından yapılan köle bekletme kalelerinde yaşamak bir mucize. Müslüman Afrikalılar köle olarak gönderildikleri Hollanda gemileri ile bir daha dönüşü olmayan yolculuğa çıkmışlardır. Hollanda Krallığı'na ait köle kalelerinden kaçmak mümkün değildir. Kaçmaya teşebbüs edenler ise özel hücre yapılmış, orada ölünceye kadar bekletmiş. Hollanda, Endonezya'yı da sömürgeleştirip yağmalamıştır. 9 Aralık 1947 tarihinde Hollanda sömürge askerleri Jakarta'nın doğusundaki bugün Balonksari olarak bilinen Ravegede köyünün bütün eteklerini, nüfusunu vurarak bir sivil katliam gerçekleştirmiştir. Ayrıca Java denen yerde köle elde etmek için insanlara insan hırsızlığı yapmışlar Hollandalılar. Orada insan hırsızları eleştirmişler. Tercüman ve satıcı kılığındaki hırsızlar bu ticaretin başlıca ajanları, işbirlikçi yerli prensler de başlıca satıcılarıydı. Kaçırılan genç insanlar köle vapurlarına gönderilecek duruma gelinceye kadar Celebes'teki gizli zindanlara atılıyorlardı. Ortaya çıkan resmi bir rapora göre şöyle yazılmış. Örneğin Macar'ın bu kenti gözü doymaz bir hırsın ve zalimliğin kurbanı olan ve ailelerinden zorla koparılan zincire vurulmuş talihsiz insanların doldurduğu birbirinden korkunç gizli zindanlarla doludur. O zindanlarda insanları dövüyorlar, işkence yapıyorlar, sonradan sürgüne gönderip orada esir olarak satıyorlar. 17. yüzyılın başında Batı Afrika'yı kolonisi haline getiren Portekizler Lizbon'a her yıl ortalama 700 kilo altın ve 10 bin kadar köle getiriyorlardı. Sömürgeci Avrupa devletleri 1884-1885'te Berlin'de toplandılar. Toplantı sonunda atları imzaya bakın. Berlin senedi. Bununla beraber fiil işgal prensibi ve Hinterland teorisi kabul edildi. Bu prensibe göre kıyıda yerleşim alanı bulunan bir ülke, yani Afrika'nın kıyısında yerleşmişse bir ülke, o yerin arka kısmında ne kadar yer varsa hepsine sahiptir. Adam geliyor deniz sahilini işgal ediyor. Arka tarafta ne kadar ülke varsa hepsi bana ait deyip bayrağı çekiyor. Avrupalı. Ondan sonra orada insanları toplayıp öldürüyor kimisini, kimisini de Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya gönderip satıyor yani. Kuzey Amerika'ya yerleşmeye başlayan Avrupa'dan gelen göçmenler, İspanyol ve Portekizlerin dini taassupla Güney Amerika yerlilerini imha etmelerinden sonra 400 yıl sonra Kuzey Amerika topraklarına da yerleşirken Kızılderili diye bilinen sayılar milyonlara varan yerli halkı imha etmişlerdir. Bir zamanlar nüfusu 30-40 milyon olan zenciler, Kızılderililerin şimdiki sayısı 3 milyon civarındadır. Nereye gitti o insanlar? Hep katledildiler. Yani. Yüz binlerce Afrikalının köle gemileriyle Amerika'ya taşındığı dönemde on binlerce köle açlıktan, hastalıktan ve işkenceden ölmüştür. Amerika'da tepkisel ilk zenci hareketlerinin başladığında ortaya çıkan Ku Klux Klan linçleri, yani o beyazların kurduğu bir gizli örgüt orada ayaklarına zencileri yakalıyorlar, linç ediyorlar. Ya. Bu linçlerle on binlerce siyah renkli insan yakılarak asılarak öldürmüş. Ya. Bu arada kısırlaştırma gibi yöntemler de uygulanmıştır. Kısırlaştırma yani tohum kontrolü ha. Türkiye'de de bu var. Sadece 1870-1890 yılların 20 yıl arasında 10 bin siyah linç edilerek öldürmüştür.
1970'lere kadar siyah kadınların %24'ü, Porto Rikolların da %35'i kısırlaştırılmıştır. Böylece kafir bütün dünyayı böyle sömürüyor. Şimdi ne oldu? Modern Avrupa, modern dünya, ilerici dünya, gelişmiş dünya. Nasıl gelişmiş? Neyle gelişmiş? Ya Müslümanların ve fakir ülkelerin kanıyla. Bunların bu zulmü nasıl çıkacak? İşte ebedi cehennem. Bu ehli kitap kafir. Bunlara dostluk yapanlar ahmak. Bunlar iç yüzünü bilmiyor musun? Bunlar içtiği kan belki de Karadeniz'den fazla. Böyle zalimlere, böyle zındıklara adam dost olmaya çalışıyor. Ne olacak? Seni de kendisi gibi yapacak. Aynı suçuna seni ortak edecek. O yüzden arkadaşlar bu kafirleri tanımak lazım. Dostunu düşmanını tanı. Kafirden dost, hınzırdan, domuzdan post olmaz. Ecdadımız boşuna dememiş. Onlara ne lazım? Osmanlı tokatı lazım. O tokatı kim vuracak? İşte Sultan Selim lazım. Sultan Selim doğuracak ana nerede? İşe gitti, işe çalışıyor. Ya okula gidiyor, üniversiteye gidiyor. Önce anayı, o kadınları kurtarmak lazım. O yüzden ailene, namusuna, evine, bakına sahip ol. İyi anlayalım. Bunları Mahmud Efendi Hazretleri'nin tembihi var. Kadınlar hanım hocadan dini öğrenecek. Erkeklerin arasına karışmayacak. Ki çarşafını giyinecek. Edebiyle yaşayacak. Erkekler dışarıda işleri yapıp hanımı, aileyi bakacak. Kaide böyle. Bu kaideyi kurarsak, evimizin düzenini kurarsak Allah'ın izniyle alnımız aç, ak, yüzümüz yani kalbimiz pak, amel defterimiz sağ elimizden Rabbimize kavuşuruz. Değilse böyle sersefil olmaya mahkumuz. İşte Avrupa'ya esiriz. Paramız oraya bağlı, ekonomi oraya bağlı, siyaset oraya bağlı, silahın, makinenin, her şeyin oraya bağlı. Bir de araziyi alıyorlar. Ha bak işte Antakya, Hatay ne olmuş? 5 milyon metre arazi, metrekare arazi. 3 milyon küsür metrekaresi satılmış Avrupalılara, gavurlara. Ne olacak sonunda? Filistin böyle gitti işte. İsrail böyle kuruldu. Bu savaşlar bunlar alevere dalevere nokta nokta. Ya gidiyor. Hırsızlık yapmak için ne yaparmış? Cambazlar bir yerde tartışma çıkarır. Kavga gürültü öbür taraftan malı götürür. Uç böyle. Dikkatleri başka yere çekiyorlar. Öbür taraftan başka işler götürülüyor. Bu tuzağa düşmeyelim. Biz hiç olmazsa cemaat olarak, ehl-i sünnet olarak uyanık duralım. Aldanmayalım. Her duyduğuna hemen inanma yahu. Bunu bir Kur'an'a danış. Bir hadis-i şerife danış. Bir alime danış. Aldanma. Böyle acayip acayip insanların yapıları bir anda yoldan çıkarıyorlar. Bir anda adamı dinden iman ediyorlar. Mevla Teala ya Rabbel Alemin. Dostların hürmetini bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle. Analara babamızı affedip bizden razı eyle. Bütün ehli okulu bizden razı eyle. İslam alemin birliği beraber nasip eyle. Efendi Hazretleri büyüklerimiz başımızdan eksik eyleme ya Rabbel Alemin. Başlatmış olduğu bu sünnet seni ihya çalışmasını devam ettirecek güç kuvvet ver bize ya Rabbel Alemin. Bu işi zirveye ulaştırıp ümmet-i Muhammed'i uyandır kurtar ya Rabbel Alemin. Ümmet-i Muhammed'e bir baş nasip et ya Rabbel Alemin. Tefrikadan muhafaza et. Suriye tez zamanda acilen kurtar ya Rabbel Alemin. Şam-ı Şerif'i kurtar ya Rabbel Alemin. Ya Rahman Rahim ya bidat ehlini, Yahudi, Hristiyan def et ya Rabbel Alemin. Afattan, felaketten, depremden, yangından cümlemizi muhafaza et. Din kardeşini muhafaza eyle. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara eda nasip eyle. Evlat olmayanlara hayırlı evlat nasip eyle. Evlat olanlara da evlatlarını hayırlı eyle ya Rabbel Alemin. Hanımından, kocasından, babasından, gelininden, damadından, kaynasından sıkıntısı olan kardeşlerimizi, kullarını sen kayır ya Rabbel Alemin. Sen ıslah eyle ya Rabbel Alemin. Sıkıntılarımızı izale eyle. Geçmişlerine rahmet eyle. Geçim sıkıntısından bizi muhafaza eyle. Kimseye muhtaç eyleme. Helalini nasip eyle. Uzun ömürle beraber hüsnü hatime bize de Efendi Hazretleri cümlemiz nasip et ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Hakiki bayramlar nasip eyle ya Rabbi. Hakiki ittifak üzere bayram nasip eyle. Tefrikadan muhafaza eyle. El Fatiha.